gittiğim yerdeki ev de daha yeni yapılmış. Yani orası boş bir arsaymış. Kendi arsalarıymış, oraya ev yapmışlar köyde. Daha önce öyle bir şeyler görmüyorlarmış. Evi yaptıktan sonra görmeye başlamışlar. Tel örgünün orada ilk seferler hırsız lan. Korkulu bir şey istiyoruz diyenler olmuş. Benim kanalımda gördüğüm bütün ilginç şeyleri çekip atıyorum. Yani illa gece, her gece olup illa geceleri bir canavar, bir cin, bir ifrit görecek değiliz. O yüzden ben size her şeyi göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde videolarım da gelmeye devam edecek. Bakın, yapılan ev bu. Şurada da bir ev var. Şimdi ineceğim. Bakın şu tel örgü dedikleri yer burası. Bana anlattıkları yer. Şimdi ineceğim, evin etrafına, sağına soluna bakacağım. Onlar şu an şehirdeler. Bakar mısınız? Her yeri simsiyah. Sizce tahmin ettiğim şey olabilir mi bu? Bildiğiniz hayvan aşkı. Normal kedi. Arkadaşlar, herkese merhaba. Buradan herkese selamlar ve sevgiler. Yepyeni bir video ile beraberiz. Biliyorsunuz Giresun'da bir evi çekmiştim. Bu alkol içilen bir ev. Kulübeydi, fındıklığın içinde. Oradan ayrıldıktan sonra bana bir yer tarif ettiler. Hatta aradılar. Bir vaka, yani şöyle bir şey var. Geceleri gölgelerin ve ifritlerin görüldüğü bir yer varmış. Bana tarif ettiler. Hacılar Köyü diye bir yer varmış. Hacılar Köyü'nde bir ev var. Evin etrafında, tarlanın kenarında, tel örgünün kenarında, evin kenarında devamlı bir şeyler görüyorlar. Gölge görüyorlar, yürüyen birini görüyorlar, işte ifrit görüyorlar, cin görüyorlar. Bu şekilde bir şeyler görüyorlarmış. Bana dediler, acaba hani oraya gidebilir misin? Çünkü benim bu işleri yaptığımı öğrendiler. Çoğu kişiye de gösterdim.
Ve orayı temizleyebilir miyiz, temizleyemez miyiz üzerinde konuştuk. Ben dedim hani giderim, bakarım, video çekerim. Yani yapabileceğim bir şey varsa yaparım diye konuştum. Şimdi gece buraya geldim. Hacılar Köyü'ne. Hacılar Köyü'ne biraz daha var. Yani 2-3 kilometre falan var. Oraya gideceğim. Orada evde ne görmüşler? Onu göreceğim. Bekleyeceğim. Eğer bir şey görmezsem bir davet yapacağım. Davetle. Zaten davet yaptığım zaman ne varsa orada gözükür. Büyük ihtimal benim düşüncem halüsinasyon da olabilir. Gerçekten de cin de olabilir. Eğer çok ıssız bir yerse yani orada cinler, ifritler olabilir. Yatır da olabilir. Yatır diye düşünebiliyorum. Yani yatır diye de düşünüyorum yani o şekilde. Şimdi bakacağız orada işin aslını öğreneceğim. Geziyorum şu an. Karadeniz gerçekten çok güzel. Bu aralar kış olmadı biliyorsunuz. Havalar çok kötü değil. O da benim şansıma bu seneye denk geldi. Bu sene hiç kimse kışı sağlam yaşamadık diyorlar. Bakın hava yani sakin bir hava var. Bugün rüzgar yok. O gün aşırı bir rüzgar vardı. Çok güzel bir hava var. Ben de rahatlıkla hem işime bakabiliyorum hem videolarımı çekebiliyorum hem de yolculuğum benim çok iyi geçiyor. Buradan herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bana iyi niyetli dileklerini gönderen bütün dostlarıma buradan selamlar olsun. Almanya'ya buradan selamlar olsun. Azerbaycan'a selamlar olsun. Bana yazan çok arkadaşlarım var. Herkes gerçekten benim yanımda çok kıymetlisiniz. Sizinle beraber geziyorum, sizinle beraber çekiyorum. Sizinle beraber her şeyi adım adım kayda alıyorum. Arkadaşlar bazı videolarımda görüyorsunuz hani ifrit falan yok. Bazı videolarımda da işte bazı videolarımda gündüz çekiyorum. Onun sebebi şu. Şimdi benim gittiğim yerlerde bana anlatılan bütün dikkatimi çeken olayları kamera altına alıp arşivlemek istiyorum. Yani kamera altına alıp video şekline getirip arşivlemek istiyorum. O yüzden boş geçmek istemiyorum. Çünkü çıkmışım bir yola, uzun bir yol. Bu yolda gittiğim her yeri yani emeğim boşa gitmesin diye her yeri belgelemek istiyorum. Her yeri kaydetmek istiyorum. Mesela gittiğim o kulübedeki evi birkaç arkadaş beğenmemiş. Bir tane hamam, tarihi bir hamam vardı. Orada geceleri sesler geliyormuş. Orayı çektim. O işte burası da işte korkulu bir şey göremedik. İşte atraksiyon istiyoruz. İşte korkulu bir şey istiyoruz diyenler olmuş. Benim kanalımda gördüğüm bütün ilginç şeyleri çekip atıyorum. Yani illa gece, her gece olup illa geceleri bir canavar, bir cin, bir ifrit görecek değiliz. O yüzden ben size her şeyi göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde videolarım da gelmeye devam edecek. Bilmiyorum. Tepki gösteren arkadaşlarımız oluyor. Ama gittiğim yerleri kayda alıp bir kenarda durmasını istediğim için bu şekilde çekiyorum. Bunu da size söylemek istedim. Şimdi gideceğim. Bana anlatılan yere gideceğim. Bakalım orada ne görüyorlar? Ne görünüyor? Bir şey var mı yok mu? Korkunç bir şey var mı yok mu? Hep beraber göreceğiz. İnşallah musallat falan değildir. Büyü falan değildir. Belki de yanılmış olabilirler ama ısrarla gitmemi istediler. Ben de şimdi gideceğim Hacılar Köyü'ne. Beraber işin aslı beraber göreceğiz, bakacağız. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Hacılar Köyü'ne doğru gidiyorum şu an. Bu gezdiğim süre boyunca gördüğüm yerler gerçekten çok güzel yerler. Yani Türkiye'mizin, ülkemizin her tarafı, her köşesi bir cennet gerçekten. Bir de şöyle bir şey var. Bizim İnsanımız gerçekten güzel insanlar var. İyi insanları gördüğüm zaman gerçekten mutlu oluyorum. Benim deprem bölgesinden geldiğimi duyanlar hemen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Soru soruyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Orada durumlar nasıl? Yani buradaki insanların da içinin parçalandığını görüyorum. Gerçekten güzel insanlar var. O yüzden mutlu oluyorum. Hayat gerçekten böyle insanları gördüğümüz zaman daha bir insanın yaşama sevinci oluyor. Yani hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Böyle temiz insanlarımız da var yani. Bu gittiğim yerdeki ev de daha yeni yapılmış. Yani orası boş bir arsaymış. Kendi arsalarıymış, oraya ev yapmışlar köyde. Daha önce öyle bir şeyler görmüyorlarmış. Evi yaptıktan sonra görmeye başlamışlar. Tel örgünün orada ilk seferler hırsız zannediyorlarmış. Hatta bir iki sefer ateş etmişler. İşte tüfek falan sıkmışlar.
Gene bir şey görmemişler. Yani tüfek sıktıkları halde kayboluyormuş. Yani demişler hırsız değil, bu başka bir şey. Mustafa amca vardı, Allah razı olsun. Mustafa amca bize yardımcı oldu. Benim o gittiğim zaman, kulübeyi çektiğim zaman da misafirperverliği için ona teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir insan. Böyle bir yeri de bana tavsiye etti. Tabii ben soruyorum gittiğim zaman, hani böyle yerleri soruyorum. Onlar da bana söylüyorlar. Allah razı olsun. Şimdi oraya gideceğiz, bakacağız. Beraber sizinle. Nasıl bir yermiş, ne varmış, orada ne görünüyormuş. İnşallah beraber sizinle çekeceğiz, göreceğiz. Evet, köye az kaldı. Şu yokuştan sonra ilerisi Hacılar Köyü. Gerçekten hava çok güzel. Hava iyi. O yüzden pek zorlanmıyorum. Arkadaşlar, evin oraya geldim. Bakın, yapılan ev bu. Şurada da bir ev var. Şimdi ineceğim. Bakın şu tel örgünün, tel örgü dedikleri yer burası. Bana anlattıkları yer. Şimdi ineceğim, evin etrafına, sağına soluna bakacağım. Onlar şu an şehirdeler. Bakacağım evde ne var ne yok. Etrafta bir şey var mı yok mu? Göreceğiz. Hatta buradan bayağı bir baktım, bekledim de. Tel örgünün orada devamlı gözüküyormuş. Bakacağım artık orada. Ne görünecek, ne görünmeyecek. Belki de şimdi bir şeyler görebilirim yani burada. Arkadaşlar, buradan bir şey görünmüyor. Ben aşağıya ineceğim. Oraları bir girip çekeceğim. Evet, hemen oraya gideceğim. Bakın şu tel örgünün orada. Sağda, solda. Köpekler geziyor. Şu an evde kimse yok. Burada var mı bir şey? Allah'ıma salli ya Zeydem. Bakın bu köşede görmüşler bir sefer. Birkaç defa da şu tel örgünün orada. O yüzden şu ışığı, şuradaki ışığı devamlı açık bırakıyorlarmış. Şu arka tarafta ne var acaba? Bakın burası fındık bahçesi.
fındık ağacı. Aşağıda yol var. Evet, ev burası. Şimdi bekleyeceğiz. Bakalım ne göreceğiz. Işık yakmadan bekliyorum ki bakalım bir şey görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz? Bakar mısınız? Her yeri simsiyah. Sizce tahmin ettiğim şey olabilir mi bu? Bildiğiniz hayvan aşkar. Normal kedi. Yani daha doğrusu ben o şekilde düşünüyorum. Normal kedi olarak düşünüyorum. Ve beni takip ediyor bakın. Tamam hadi. Kediler sırnaştığı zaman tüy mü yapıştırıyor? Paçalar mı? Şu arada da çok görmüşler ya. Evin arka tarafları bana dediler. Tel örgün civarı falan dediler. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet. Şu anlık bir şey göremedim. Bakın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. Evet, bir şey gördüm bakın. Merdiven hemen yanında. Uzun bir ifrit. Bakın resmen yüzü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
Evet, tahmin ettiğim şey. Tahmin ettiğim ifrit. Evin içinde de olabilir bu. Fındıkların içinde de olabilir. Şurada. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed. Bakalım. Bir daha çıkacak mı acaba? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte. Ha? Şimdi buraya yürüdü. Tam buraya yürüdü. Oraya yürüdü. Birkaç tane var sanki. Birkaç tane var sanki. Tam şurada. Her yerde çıkıyor. Her yerde. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Arkadaşlar burada var. İfritler var. Ben şuradan aşağı kısma bir geçeceğim. Evin olduğu her yerde ifritler, musallat, yani kendini gösteren şeyler var. Bakın burada da bir yer var. Şurada çukur. Bakın bu çukurun oralar var. Bakın. Zaten o çukurun olduğu yerden şüpheleniyorum. Evet. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.